Merhaba dostlar, kanalıma hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Her zamanki sizlerle beraber Spor Toto bültenini sunacağım. Arkadaşlar bu hafta Spor Toto 45. Hafta bültenini sizlerle beraber paylaşacağım. Ama ondan önce her zamanki zaten beni takip eden arkadaşlarım bilir. Şöyle bir önceki haftaya hemen kısa bir göz atıyorum. Sonra hafif bir sohbet, sonra hemen bültenimi sunuyorum, tahminlerimi sunuyorum ve burada programı bitiriyorum. Zaten beni biliyorsunuz. Bu arada teşekkür ederim beğeniler için ve yorumlar için arkadaşlara. Yani naçizane işte tahminlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. Hemen şöyle. Şimdi daha oynanan maçlar var. Ben bülten yayınlanır yayınlanmaz 4-5 saat 6 saat bakıyorum. Eksiden 2 gün bakıyordum ama hemen sunabilmek için, bir an önce verebilmek için hemen bakıyorum yani elimden geldiğince. Şimdi oynanan maçlar şöyle bir analiz edelim. Bir önceki haftaya bakalım. Ama oynanan nereden baksanız hemen bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7 maçımız var. Ben ama peyder yavaş yavaş sitere vereyim. Siz kendiniz bölüp çıkartırsınız. Hani oynama yaparsınız, oynarsınız naçizane. Şimdi Türkiye-Lüksemburg maçında biliyorsunuz arkadaşlar 2-0 Türkiye aldı maçı. Birinci maçı 2-0 aldı. İkinci maç Ukrayna-Ermenistan maçında zaten Ukrayna alacağı belliydi. Ama biz hep 1-2 dedik. Ukrayna da aldı arkadaşlar. Şöyle 3-0. Macaristan-Almanya maçında göstergeler Almanya'yı gösteriyordu. Ağırlık Almanya'yı gösteriyordu. Ama Macaristan'ın futbol oynayışı da fena değil. Berabere bitti. Romanya-Finlandiya maçında Romanya'nın alacağı da belli arkadaşlar. Yani Romanya alır diyorduk, öyle söyleyeyim. Denildi. İngiltere-İtalya maçında zaten berabere bitti. Beraberlik kokuyordu. Beraberlik kokuyordu maçta. Yani İngiltere desen bir tane atar belki. İtalya desen bir tane atar. Beraberlik biter diye herkes düşünüyor. Zaten golsüz çıktı. Berabere bitti. Gol olmadı. Ve en son oynanan maçlar. 14. 15. maçta var arkadaşlar. O da Continuous-Juventus maçı 2-0. Continuous aldı. Atletico Mineiro Santos PR maçı da 1-1 beraber bitti. Bir önceki hafta bu şekildeydi. Biz 45. hafta bültenine şöyle naçizane bakalım. Ama bu haftayı ben kendimce hani bir tık zor olarak düşünüyorum. Çünkü tamamı yabancı. Tamam, burada mesela 15 maçtan arkadaşlar 6-7 tanesini hani direkt kestirebiliyorsunuz. Az aşağı 5 yukarı ama riskli geliyor bana. Bilginiz olsun, bu hafta riskli. Oynarsanız da abartmadan oynamanızı tavsiye ediyorum. Hobi olarak oynayın. Abartmayın arkadaşlar. Benim tercihim bu. Ben tahminlerimi sunuyorum. Mesela örnek veriyorum. Ben bile kendim oynarken bile arkadaşlar 150'yi geçmiyorum. O da hani cebinizde harçınız varsa, çalışıyorsanız. Ya da hiç oynamayın. Şöyle bir taktik var. Onu da size söyleyeyim. Kazanmak istiyorsan hiç oynamayacaksın. Bu da enteresan bir şey ama bu gerçek yani, öyle söyleyeyim. Yani abi bana diyor ki abi nasıl kazanabilirim? Ve hatta diyor ki nasıl kazanacağım diyor ben. Hani bu tarz şeylerde hiç oynamayacaksın diyorum ben. Şaşırıyor. Çünkü tehlikeli. Öyle söyleyeyim ben size. Ama hobi olarak oynuyorum. Efendim ben 5-10 yıllık oynuyorum. Öylesi oynuyorum. Hani benimki zevk meselesi diyorsan benim gibi oynayabilirsin. Ben artık zevkine oynuyorum. Öyle söyleyeyim. Bunu da hani arkadaşlarım bilsin istedim ben. Ama çok analiz tekniğin iyidir. Hani iyi oynarsın, net oynarsın. Benim durumum iyi dersin, benim param var dersin. Oynamak istersen de analiz edersin. Bana da bakarsın, başkasına bakarsın. Sevdiğin insanlara bakarsın, yorumlarına bakarsın. Düşünürsün, taşınırsın. Kendin de eklersin ya da benimkilerden bölür çıkartırsın. Örnek veriyorum. Benim kupon diyelim 400 lira. Oradan çıkartırsın, elersin. 32 TL'lik oynarsın, 20 TL'lik oynarsın. Örnek veriyorum, hani eleyin diyorum. Ben burada mesela bu kupon 486 liralık kupon. Arkadaşlar tam dinlemedi, izlemediği için tam dinleyin, izleyin. 486 TL'lik kupon ama siz bunu bölebilirsiniz. Ben hep diyorum. Ben genelde 300-400'lük oynuyorum. Eksiden bu 100-200'lük tamam mı arkadaşlar? O kadar parayı az veriyor ki. Hani nasıl diyeyim ben size. Spor Toto parayı çok az veriyor. Çok az verdiği için de rakamı yükseltmek durumunda kaldım. Ben böyle oynuyorum. Normalde 15'e 10 milyon vermesi lazım.
14'e diyelim 2-3 milyon, 13'e diyelim 150-200 bin lira. 12'ye diyelim 30-40 bin lira vermesi lazım. En aşağı ki biz kendimiz tamamlayalım yani, ama işte vermiyor işte yani. Nasıl diyelim? Çok az veriyor. Çok aşırı az veriyor. O yüzden de yani benim düşüncem daha arttırılması lazım yani. Bu tarz oyunların fiyatın yani hani verdiği ücretin daha da arttırılması lazım ki adam bundan bir şey kazanamaz, öyle söyleyeyim. Kazanamıyordu zaten. Ben de kazanamıyorum. Sen 13 bilsen ne olacak ki arkadaşım yani? Bir şey alamıyorsun, öyle söyleyeyim. Neyse. Biz gelelim zevkimiz, hobimize. Şimdi ben erkenden veriyorum ama sen oynarsan böyle bekle birazcık. Bekle, acele etme. Bak, analiz et. Kağıt kalemlerini al, düşün, taşın. Öyle analiz et. Hangisi sana biraz daha yakın geliyorsa ve yakın geliyorsa şansını deneyebilirsin, öyle söyleyeyim. Tahmin, şans. Bir de biraz da olacak yani. Hani bazen de bilmek bile yetmiyor. Biraz da şansın yaver gidecek. Ulan banko maç dersin. Dersin ki %100 olacak dersin. Oranlar şunu gösterir işte. %99'da %1 gösterir. Gidip %1'lik takım alacağı tutar. Aynısı benim bu hafta başıma geldi. İddiada oynamıştım. Turda oynadım bu arada. İddiada oynadım. İddiada yemin ederim ki bakın arkadaşlar. 3 maç yaptım. Sallıyorum. 3 maça da ne diyeyim. 3 maça ne diyeyim ben size. 80-90 lira verdim. Hani vereceği 300-500 lira örnek veriyorum. 2 maç geldi. O tek maç sistemde yapmadım. O tek maç. Nasıl biliyor musunuz? Oran şu şekilde. Bak yemin ederim ki oran şu şekilde. Keşke kağıdı yırtmasaydım. 1-10'a 7-50 hani. 1-10'a ben bastım. Bak 1-10'a bastım. 7-50'lik 3-0 aldı ya. Yabancı maç. Şanssızlığa bak. Yani olmaması gereken bir şey ama oluyor. Neyse. Bu arada mesela ben bunu pazar yayını, pazar verdim, pazartesi günü verdim ama siz bunu çarşamba günü oynarsanız hani böyle iddia oranlarını bir kontrol edin. Ya da perşembe günü iddia oranlarına şöyle bir bakın. Aklınızda olsun. Oranlara göre analiz yapın. İşte bu nesnede, milyonerdeki analizlere oranlara göre de bir analiz yapın. Analizlerinizi yapın yani. Direkt bu dostlama oynamayın. Bir oranlara bakın. Kim ne veriyor ne vermiyor. Ona göre oynarsınız arkadaşlar. Sohbetim de biliyorsunuz. Ben biraz fazla sohbet ediyorum. Arkadaşlar sohbet de ediyorum. Ondan sonra oyun da oynuyorum. Beni bilenler bu şekilde biliyor. Şimdi hemen geçelim. Şimdi birinci maçımız. 45. hafta Spotto bültenine başlıyoruz. Bana zor geldi ama kendimce oynadım. Kupon 486'lık kupon ama hani bu hafta bana biraz bu şekilde geldi. Tabi belli olmaz. Bakmaz. Bakarsınız uçmuş. Hepsi uçar. Birinci maç Helsinki Oğlu. Birinci maçımı kapattım ben. Birinci maç kapalı. Helsinki Oğlu maçı kapalı. İkinci maç Sengösen Inter Türk'ü. Inter Türk'ü maçı ikinci maç kapalı. Tamamen kapattım hepsini. Üçüncü maç Goianense Juventude. Üçüncü maçımın tamamını kapattım. Üçüncü maçımın tamamı kapalı. 1-2-3 tamamı kapalı. Dördüncü maç Joabu Carreira. Carreira'ya ben verdim burada 2. Dördüncü maçımız 2. Risk aldım ben. Carreira'ya verdim. Dördüncü maçımız 2. Beşinci maçımız Santos Prangito maçında. Ben Santos alır diyorum. 1 dedim. Altıncı maçımız Atletico Mineiro Flamengo maçında. Ben burada Atletico Mineiro'a alır diyorum. En son size sürpriz vereceğim bu arada. Atletico Mineiro alır diyorum. 6. maçımız 1. 5-1, 6-1. 7. maçımız Corinthians Goinsko. Corinthians maçında ben 1 diyorum. Yani 7. maçımız 1. 8. maçımız Cortiba Paranense. Normalde ben direkt 2 Paranense dedim ama kapatmayı tercih ettim. 8. maçımın tamamı kapalı. 9. maçımız Tigre Benfiat. Ben burada risk aldım. Benfiat dedim. 2. 9. maçımız 2. 10. maçımız Lanus Colan de Santa Fe maçında arkadaşlar. Ben direkt 10. maça 1 dedim. 10. maçımız 1. 11. maçımız Huracan ATL Tucuma maçında arkadaşlar. 11. maçımızda ben 1 ve 0 dedim. Hem ev sahibi alır hem beraberlik oynadım. 1 ve 0.
12. maçımızda Jeff Caramentere maçında ben direkt 1 dedim. 12 maçımız 1. Jeff, yani Jeff alabiliyorum ben, 1 diyorum. 13. maçımız Lidström Rosenborg maçında arkadaşlar. Kapattım. 13. maçım kapalı. Çünkü burada kestiremiyorsun. Hani Lidström 1 dersin, gidip Rosenborg alır. Rosenborg'a verirsin, beraber biten. Kapattım ben. 13. maçım kapalı. 14. maçım ODDS Molde maçı 1 ve 0 dedim ben. 1 ve 0. ODDS Molde maçı 1 ve 0. 15. maç Tromsø Hangios maçında da ben Tromsø alır dedim. 1 dedim. Burada bitti. Sürprizleri de verelim o şekilde. Arkadaşlar burada sürprizler bana göre. 6. maç Flamengo sürpriz yapabilir. Ondan sonra acaba 4. maç 0 bitebilir, örnek veriyorum. Ondan sonra acaba 15. maç, 14. maç hani 14-2 olabilir. 15 beraber bitebilir. Yani burada 3-4 tane dediğim gibi bunlara bakarsınız bir. Ayrıca bir tam oynarsanız şayet diyelim, bir tane tank puan yaptığınız zaman 60 liralık, işte 70 liralık ya da 50 liralık ikinci kuponunuzu, üçüncü kuponunuzu ikişer liralık oynayın. Mesela 4 kupon yapın, sallıyorum. 2-2-2-2 4 kupon yapın, farklı kombinasyon yapın, farklı oynayın. İnanın hepsinde sürpriz oynayabilirsiniz, hepsinde farklı oynayabilirsiniz. Özgür oynayın, öyle kendinizi sıkarak oynamayın, rahat oynayın. Umarım bizden biri 15'i bilir, yani öyle söyleyeyim. Bu hafta bana bir tık zor geldi. Yani bana öyle geldi şahsen. Bana biraz değişik geldi. Tam böyle istediğim hafta değil. Tam böyle nokta atışı hafta değil yani. Tam istediğim hafta benim böyle 10 tane Türk takımı olacak. 5 tane yabancı olacak. Böyle zor olacak ama benim senin haftalar o şekilde. Bu biraz karışık. Belli olmaz ama bir bakmışsınız. Verdiğiniz kupon ya da oynadığınız kupon da gelebilir. Belli olmaz. Bu şekilde 45. hafta bu şekilde sundum. Hemen analizimi ettim, direkt sundum. En yatkın, bana en yakın bu şekilde geldi. Belki de 15 bunda var. Veyahut da sizin oynayacağınız kuponda 15 var. O da biraz şans, öyle söyleyeyim. Analizinizi yapın. Eğer çok iyi hakim değilseniz Türk takımlara çok fazla basmayın. Çok fazla bastığınız zaman kaybediyorsunuz. Az bastığınız zaman da kazanıyorsunuz. Benim genelde benim gördüğüm bu şekilde. Açık ve net kendi tahminlerimi doğal bir şekilde arkadaşlar sizlerle beraber paylaşıyorum. Zaten benzeri arkadaşlar bilir. Yani kendi kendime paylaşıyorum bunu. Yani bakıyorum, oynuyorum, direkt paylaşıyorum. Diyeceklerim bu şekilde. Bu hafta bu şekilde oynadım arkadaşlar ben. Umarım öteki hafta daha güzel maçlar çıkar ve onlara daha fazla yoğunlaşırız. Sevdiğim haftaları ben zaten direkt burada söylüyorum. Diyorum hani bu haftayı çok daha fazla sevdim ama hiç de belli olmuyor, onu da söyleyeyim. Benim hiç ummadığım bir anda ben 15'i bildim ve de hiç sevmediğim bir hafta bildim. Bakın 15'i, ama herkesin bildiği haftaydı. Örnek veriyorum. Belli de olmuyor. Oynamanız lazım. Rahat oynamanız lazım. Öyle söyleyeyim. Deliler gibi çok fazla da basmayın arkadaşlar. Az ve öz oynayın. Hobi olarak oynayın. Dediğim gibi bunların hiçbirisi de arkadaşlar hani tavsiye niteliğinde değildir. Tavsiye değildir. Yani yatırım değil. Sadece bu tahmin ya. Yani tahminimi sunuyorum. Meselelere paylaşıyorum. Bakın, kontrol edin, karşılaştırın. Öyle hobi olarak, oyun olarak düşünün yani bunu. Öyle söyleyeyim. Bu haftanın da arkadaşlar ben sonuna geldim. 45. hafta bültenini sundum. Beni bu dakikaya kadar izlediğiniz için ben size teşekkürlerimi sunuyorum. Nacizane değerli vaktinizi verdiniz. Bu arada ilk defa izliyorsan da veyahut da abone olmadıysan da abone olmayı asla ihmal etme. Abone olmayı unutma. Beğenmeyi unutma. Abone olmayı ve beğenmeyi asla unutma. Çünkü yeni gelecek videolar sürpriz olabilir. Vlog da olabilir. Başka türlü şey de olabilir. Sürpriz. Ondan sonra güzel. Güzel şöyle yorumlarını da beklerim. Güzel yorum yapabilirsin. Ben de bakarım. Ondan da mutlu olabilirim. Öyle söyleyeyim. Sizlerden bilmeyen bir farkım yok. Onu da söyleyeyim. Bu haftanın sonuna geldim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Arkadaşlar görüşmek üzere.